Aşağıdaki koordinat düzleminde kaç tane orantı vardır diye soruyorlar. Seçenekler burada ama soruya cevap verebilmek için tabii ki de koordinat düzlemini görmemiz lazım. Evet. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve burada kaç tane orantı olduğunu bulmaya çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. Söz konusu olan bir orantı olduğunda ya da bir grafik üzerinde gösterilen bir orantıyla karşı karşıya olduğumuzda dikkat etmemiz gereken iki şey var. Birincisi bu ilişki yani orantının doğrusal olması gerekir. Evet iki değişken arasındaki ilişkinin ya da orantının bir doğru ile gösterilmiş olması gerekir. Başka bir deyişle y'nin bir orantı sabiti çarpı x'e eşit olması gerekir. Bu söylediğimden yola çıkarak yeşil eğriyi hemen eleyebiliriz. Neden diyecek olursanız bu bir doğru değil de ondan. Bu bize y ile x arasındaki ilişkinin doğrusal bir ilişki ya da y'nin x çarpı bir orantı sabitine eşit olmadığını söylüyor. Aynı mantıkla tabii mavi eğriyi de elememiz lazım. Peki ya mor olan? Bu bir doğru olduğu için orantısal bir ilişkiyi tanımladığını düşünebilirsiniz. Ama doğrunun orijinden geçmediğine dikkat etmeniz gerek. X2 y0 x 2 olduğunda y 0 çarpı x'e eşittir. x 4 olduğunda ise 1 çarpı x'e. Bir tane daha x 6 olduğunda y 1 tam 1 bölü 3 çarpı x'e eşit gibi duruyor. Öyle değil mi? O halde orantı sabitinin bir sabit olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden de aşağıdaki koordinat düzleminde kaç tane orantı vardır? Sorusuna 0 tane diye, cevap vermemiz gerekiyor. Evet, A'yı seçiyorum. Hadi bir soru daha çözelim. Nermin usta bir okçuymuş. Aşağıdaki tablo isabetli atışları karşısında kazandığı puanları gösteriyormuş. Evet bunlar isabetli atışları, bunlar da kazandığı puanlar. Bizden tablodaki verileri aşağıdaki grafiğe aktarmamızı istiyorlar. Birinci çift, 1,3. Evet, kan akademi alıştırma ekranında olduğum için yeşil noktaları sürükleyebiliyorum. Burada isabetli atış, burada da puan var. Nermin bir isabetli atışla 3 puan kazanmış. Evet, bir tane isabetli atış 3 puan demek. Peki sonra 2 isabetle 6 puan kazanmış. 2 isabetle 6 puan. Evet, bu da oldu. Sonra da 5 isabetli atış ve 15 puan var. Öyle değil mi? Bunu da yapalım. 5 isabetli atış sonucu 15 puan. Evet bu orantılı bir ilişki gibi duruyor. Neden diyecek olursanız her bir isabetli atış için 3 puan kazanılıyor da ondan derim. Ee, bu ayrıca orantı sabitinin 3 olduğu anlamına da geliyor tabi. Emin olmak için bu noktaları bir doğru ile birleştirip birleştiremeyeceğinizi de kontrol edebilirsiniz. Ve bu bunu yapınca da bu üç noktanın aynı doğru üzerinde yer aldığını göreceksiniz. Doğru aynı zamanda orijinden de geçeceği için bu kesinlikle bir orantıdır. O halde bu soruya da cevap verelim. Nermi'nin isabetli atış sayısıyla kazandığı puanlar orantılı mıdır? Evet, kesinlikle.